Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, bugünkü dersimiz, getirdiğim şeyi, Ramazan. Oku Murat. İkinci risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden en parlak ve en muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmetini beyan eden 9 nüktedir. Bu şair-i İslamiye'den daha önceki risalelerde bahsetmişti. Burada da bir nebze bahsedildiğinden dolayı şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'ten başlayacak. Şimdi Kastamonu'da abi sayfa 199. Mesela Hakikat-ı İslamiyet'i tarif ederken Hüsnü Hazretleri şöyle diyor. 100 kaç? 199. Diyor ki İslam'ın rükünleri başkadır. Hakikat-ı İslamiyet'in esasları yine başkadır. Hakikat-ı İslamiyet'in esasları 6 erkan-ı imaniye ile ve esas-ı ubudiyet ki İslam'ın 5 rüknünü savm, salat, önce savmı alıyor. Salat, hac, zekat kelime-i şerif mecmunun hülasasıdır. Yani Hakikat-ı İslamiyet hakikatında zahirde namaz gözüküyor fakat hakikatta Ramazan-ı Şerif yani savm. Yani hakikat birinci oluyor. Birinci sıra. Çünkü şiare talik ediyor ya abi. Namaz daha ziyade bir insan olarak da kılabiliyor. Mesela bir iş yerinde adam memurdur. Namazı gizleyebiliyor. Evet. Tuvaleti de kılabiliyor. Yani üzerini örttüğün zaman tuvalet taşını kullanabiliyor. Örtüyorsun. Ondan sonra vesaire. Veya cemretiyle yapabiliyor. Ama orucu gizleyemez. Evet. Oruç tamamen şair, hiçbir tarafı yok. Burada bir kısım hikmetlerini zikredecek. Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmetine beyan edecek burada. Peki pek çok dediği avcı 9 neyse ona geliyor. Bir yerde de 70 diyor Hasan abi. Evet. Bir yerde 70 diyor hikmeti. 70 de çokluk ifadesi. Yani azı bu kadar olursa diğer acaba nedir? O zaman ayette meal verirken de dikkat etmek lazım. Allah böyle buyuruyor demek yanlıştır. Yanlış derken eksiktir. Çünkü senin anladığın o veya senin verdiğin mana, o zaman çok mana tabakasında bir mana mertebesi olan salihtir, işaredir, remzidir tabakasında tembih makamında, işare makamında bir manası budur dersen dinleyen ne der biliyor musun? Vay be çok mana mertebesinin bir manası budur. Ama senin verdiğin mesela doğulusun, kelime dağarcığın yok, kelime şeyin yok, kapasiten yok. Kendine göre bir mana verdi. Kültürlü adam biraz okumuş. Senin verdiğin mana onun aleminde veya o tabir o memlekette farklı anlaşılıyor. Şimdi adam bu sefer imani ile aklı çatışır. Yani imanı itaat etmek ister manaya aklı der ki yanlış. Mesela yöresel arasında kelimeye yüklenen mana farklıdır. Sen incir diyemezsin Hatay'a. O da incir dersin. İncir Hatay'da yüklenen mana farklıdır. Çok galiz bir tabir. Hurma diyemezsin Arabistan'da. Yani yöre arasında şeydir. Tabirler çok farklılık ve farklı manaya götürüyor. O zaman senin o bedevi, kırık dökük verdiğin mana Allah böyle diyor. Ya Allah öyle mi diyor? Hacı meydanda Allah sana teşekkür ediyor. Ben bu kadar mı diyordum? Ne diyeceğim? Evet. Bir de burada hikmet dedi ya abi. Evet. Hikmet derken mesela insan buradaki yazılan hikmetlerden hiçbir şey anlamasa dahi o Ramazan orucunu tutmakla mükellef. Mesela bir önceki 397'yi çevirebilir misiniz abi? 397. Orada mesail-i şeriattan bir kısmına tabudi denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılır. İlleti emirdir. Aşağıda ise bir kısmına da makulül mana tabir edilir. Yani
bir hikmet ve bir maslahatı var ki o hükmün teşriğine müreccih olmuş fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehy-i ilahidir. Evet. Burada yani hikmetlerini bahsettik, illetini bahsedemiyor. Bahsetmiyor. İlleti zaten emir yani. Yani insan hiç anlamasa da yapmakla mükemmel. Tamam, o kadar yani. Çünkü kul olacak. Bir de akıl buradan başlamışsa, aklın nihayet mertebesi kemali buldu başladığı nokta. Ondan daha öncekisini bilemez. O zaman dese ki akıl nihayetine gelmiş, aklın nihayetine gelmiş. Ben mana mertebesini veya hakikatin tam sonuna kadar geldim, ne kadar cinayet olur. Çünkü akıl ya bir mahfuzdan başlamış. Ya bir mahfuzdan daha yüksek aşağı zaman, daha yüksek kabı karşısına. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinat ve beyinatin minel huda vel furkan. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyet'in azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki... Bir dakika duralım. Evet. Şimdi ayette Ramazan geçiyor. Burada savm kullanıyor. İkinci paragrafta oruç kullanıyor. Şeyde ikinci nüktede savm geçiyor. Üçüncü nüktede oruç geçiyor. Dördüncü nüktede oruç. Beşincisinde oruç. Altıncısında siyam geçiyor. Yedincisinde de siyam geçiyor. Sekizisinde de Ramazan-ı Şerif geçiyor. Peki şeyde de oruç var. Oruç. Oruç, sam ve siyam. Farkı ne? Bu ayetin devamında da o orucu emrederken Bakara Suresi'nde siyam olarak geçiyor. Ayette de siyam olarak geçiyor. Oruç ve salma insanların o siyama vermiş olduğu mana. Yani şey yapabildikleri. Şimdi burada nükte nükte yerine göre onları şey yapıyor. O manayı dolduruyor. Şimdi ben biraz malumat vereyim. Hem dünkü dersimiz pekiştirilir. İlk önce ruhla cesit arasındaki bir ilişkiyi şey yapalım. Burada oturuyoruz. Bina. Binada oturuyoruz. Binanın bir düş cephesi var. Binaya dışarıdan bakan bir insanın burada oturanın hissiyatını, latifelerini, duygularını, fikir boyutunu, itikadını bilemez. Binayı bilir. Beni görmüyor ki adam dışarıdan. Bu binada ben yerim, içerim, doğarım, ürerim, özel hayatım var, değil mi? Namazım var, ibadetim var, orucum var, dinsizliğim var, dindarlığım var, var da var. Ben binada meskunum. Bina benim gömleğim değil. Bina için oturuyorum. Siz nasıl oturuyorsunuz şu anda? Aynen bu örnek gibi ruh-ceset ilişkisi bu. Ceset, ruhun hanesi ve yuvası. Bir basit değil. Gidip sırayla gidelim de aferi kabarın tamamıyla. Şimdi sağ moruçta şey yapacağız. Çünkü otursun mana. Der ki ruhun libası bir derece latif, bir glafi latifi, bir beden misalisi var. Ruh. Ona girmeyeceğim. Ruhun neleri var, detaylar var. Bir onun libası var. Glafi latif, bir beden misalisi var. Onu aldıranlar buraya koydum. Demek ki ceset, bina, sen, ruh misali gibi. Yani binanın içinde oturan insan, bina ile insan arasındaki fark gibi, ruhla ceset arasındaki farktır. Binada elektrik tesisatı sinir sistemimizdir. Su şebekesi bizim damarlardır. İşte yatak odalarımız var, üremelerimiz var. Özel hayatımız var, doldurduğumuz var, boşalttığımız var. Hani ev gibi. Demek ki cesetle ruh arasını belirledik. Şimdi bir ceset, bir bina var. Bir içinde oturan adam var. Yani ben konuşuyorum şu anda. Bir de özel hayatım var benim içsel. Arkadaşlar, oruç cesede bakar. Savm hayata bakar. Yani duygularımıza.
duygularımıza bakar. Mesela dilini gıybetten, gözünü haramdan, kulağını vesaire azalarını korumak. Sağ duygulara bakar. Siyah ruha bakar. Siyah için ruha bakar. Şimdi Allah'ın bir subutu sıfatı var. Bir zatı sıfatı var. Subutu sıfatı var da zatı sıfatında ne vardı? Vahdaniyet, beka, kıyami bir nefsi, kıdem, muhalefetün havadis, ondan sonra tekbin, beka, 7 tane. Şimdi muhalefetün havadis, hiçbir şeye, yarattığı hiçbir şeye benzemez. Cenab-ı Hak. Şimdi, bütün mahlukatın namazı vardır ama kendisine oldu. Ama hiçbir mahlukatın orucu yoktur. Mesela ağaçların namazı, bir hayvanların dört yerde ki zikir ya. Oruç yok. Şimdi Allah'ın zatı sıfatına muhalefetin havadis hiçbir mahlukata benzemez. Allah'ı en iyi gösteren, en iyi aynadarlık yapan insan. Halifeyi rüyüzemi. Allah'ın halifesi. Hani bunun manasını şey yapsa zaten bakın mesela peygamberimizin halifeleri var. Dört halife. Benim sünnetime uyduğunuz gibi on dört halifemin sünnetine duyunuz. Resulullah gibidir sanki. Bak Ömer Efendimiz bu dedi vesaire. İnsan da Allah'ın halifesi. Düşün. O zaman zati sıfatının muhalefetin havadisi en camiine insandır. O zaman mahlukata muhalefet edecek. Mahlukattan imtiyazlı kılacak insan. Kılması lazım. Nedir o? Diğerlerin ibadetleri vardır ama orucu yoktur. Oruç tutma ile muhalefetun havadise en cami bir ayna oluyor. Hiçbir mahluka benzemiyor. Meleklerin namazı vardır ama orucu yoktur. Onlar manayla beslenirler. Adamlar ileriki nüktelerde oruçla beraber Cenab-ı Hakk'ın diyor samediyetine tam aynadarlık eder diyor. En güzel samedi ayna işte muhalefetun havadise. Onunla insan imtiyazlaşıyor. Zaten şeyde diyordu ki burada kısaca şuradan da bir malumat vereyim de beraber gidelim. Dün biraz bahsetti, biraz da iyi olsun. Fenallah olan hırslar bununla teskin edilir. Teskin ediliyor. İnsan şey yapıyor. Mesela kurban, insanda cihat ve kan dökme özelliği kurbanı getirilerek tahliye oluyor. Eğer kurban kesmenin toplumlarda kan dökme daha fazladır. İnşallah kurbanın psikoloji boyutunu bir ders yaparız. Yapmıştım ama yok olmuş galiba. Yani şeyde Ramazan orucudan hırslar teskin ediliyor. Ondan sonra oruç emrazi cismaniye. Sav emrazi kalbiye, siyam, emraz ruhiyeye ilaçtır. Hayatın lezzetini fark ettiriyor. Yani oruç, bir tebiye, sabit bir hayat, yeknesak hayat, vücuttan ziyade Adem'e gider. Hayatı sana fark ettiriyor. İradeni öne çıkartıp, iradenin varlığını gösteriyor. Ramazan'ın dışında irademiz pek gözükmüyor. İradeyi tattırıyor. Sen de bir irade olduğunun farkına geliyorsun. Bir şey yapabilme hasletin öne çıkıyor. Tekalifin en hafifi olan salat. Tekalifin en hafifi olan salat. En saniyen efsatı olan zekat. Salisen en zoru olan siyam. Siyam zordur. Yani şöyle diyeyim. Siyam zordur. Mesela gıybet edenin orucu bozulur fıkıhta. Bozulmaz. Haram kazanır yani. Gıybette haram var. Ama
Gıybette ne diyor Allah Resulü ayette? Ne hale? Kardeşinin çiğ etini yiyor, değil mi? Allah Resulü'nün yanında bir sahabesi şey yapmış, gıybet etmiş bir kardeşini. Tükür altından dedi ki, et parçası gelmiş. Ucuz olmuş ama hakikaten. Arkadaşlar, oruç tutanın gıybeti et yemek gibidir, orucu bozulmaz. Siyam tutanın orucu, siyamda olanın gıybeti kefaret gerekiyor. Bunun misali şurada abi, ben onu bakmıştım. Evet. Barla sayfa 200. Ne? Barla mı? Barla 200. Evet. Mesela diyor ki, gelelim gıybet hakkındaki mesleğine. Evet. Bu zat bende gıybet hakkında ne kadar şiddetli bir nefret olduğunu bildiği halde beni kızdırmamak için mümkün olduğu kadar cevaz olsa söylemiyor ve bilhassa Ramazan'da bütün gıybetten istirab eder. Çünkü siyamda olanı bakın, oruç cesedidir. Sağ duygulardır. Hayata bakar, hayatiyeti kontrol eder. Siyam ruha bakar. Ruhun orucudur. Ruhun orucudur. Cesedin o cesede oruçtur. Duygulara sağımdır. Siyam ruhadır. Şimdi bizzat öyle demişti. Abi evliyanın vasıfları nelerdir dedi de evliya olmak istiyor. Dedim ki bu işe kalkışma. Bu zordur. Hem bela da gelir sen şey yapamazsın. Baktım bir şey bir tanesini söyleyeyim dedim. Müslümanlar gıybet eder. Haram kazanır ama et yemek gibidir. Evliyanın gıybeti et yemektir. Ramazan'da gıybet ettiğin anda orucun kefaret oluyor. Abi kalsın. Ya ettin veya isteyerek dinledin. Dedin yani o Kur'an'ın kelamında ne kadar yani bir ibadetin ne kadar mertebeler var abi. Ya. Evet, İmam Şafii Hazretleri de Ahmet İbn Hanbel bir mevzuyu tartışıyorlarmış. İşte o zaman böyle fıkıh kitapları yok ya. İşte aralarında diyelim ki vacibi geciktirdin veya farzı terk edip konuşurken buna ne gerekir diye aralarında konuşurken demiş ya şuna soralım bakalım orada bir çoban var derviş. Ona sormuşlar demişler böyle vacibi geciktirdik ne olur demiş namazda. O da demiş ki size göre mi cevap vereyim bize göre mi cevap vereyim demiş. O da demiş sizi bize mi var demiş bunu. Demiş ki size göre teviz secdesi yaparsınız namazı kurtarırsınız demiş. Biz demiş tekrar kılmamız gerekiyor. Yani o Ramazan'daki hakikati her anda o muhafaza ediyor. Ediyor. Bak görüyor musun? Yani o adam aşmış. Fark etmiş. Şimdi o siyam o denilen hükümleri aleminde yaşar. Siyam ehli. Ramazan-ı Şerif deyince üçünü cem eder. Ramazan tabiri oruç, sam ve siyamın cemi. Şimdi siyam ehli ruhunda yaşar. Sam ehli hayatında yaşar. Oruç ehli bedenen yaşar. Bunu verdikten sonra devam edeyim şimdi. Bu çünkü bu kısaca şey vermek size de toplu güzel bir bilgi oluyor. Çok ilginçtir. Oruç hicretten 1,5 sene sonra yani tahvil-i kıbleye mutakip aşr-ı şabanda sam-ı ramazanda farz kılınmıştır. Çok ilginçtir. Mescid-i Aksa'ya kıbleydi. Biliyorsunuz kıbleyi. Sonra Ramazan-ı Şerif'te Ramazan'da kıble Kabe'ye döndürüldü. Kabe oldu. Bununla ne alakası var? Namazın kıblesi Kabe olduğu gibi hayatın kıblesi oruçtur. Yani hayatını istikamete sokan, yönlendiren, yön gösteren bir yön göstericidir. Yol güzergahıdır oruç. Yani tevafuk etmesi ilginçtir. Cenab-ı Hakk'ın öyle hikmetsiz iş yapmaz. Hicretten 1,5 sene sonra o da kıble değiştirilmiş ve oruç da o zaman farz olması hayatın kıblesi. Hayatımızın kıblesi belli. Oruç tutan unutmayın. Oruç İslamiyet'in son halkasıdır. Şairin en canlı olunca onun dışında şair yok.
Yani şairin en camisi, en genişi oruçtur. Oruçtan düşen, bilerek düşen, artık tutunacak bir şey kalmaz. O toplumun kullanmak istemiyor. İslam toplumunun şeyidir. Yani yemese, tutmasa dahi açıktan yiyemez. Yiyemez. Yani kıblesiz hayat. Lisanımızda oruç olan siyam sağım, lugatta nefsi meylettiği şeyler. O zaman şeyi de bir şey yapalım. Tabirleri doldurmaya çalışıyorum ki seni. Ondan sonra siz mektubat istediğiniz kadar okursunuz. Ben tabirleri doldurayım da malzemeyi. Alt veri tabanı yapınca üzerine ne yaparsan yap. Nefisle dedik ceset. Nefsi bir dolduralım. Dinimiz diyor ki az yemek, az uyumak nefse darbe vurmaktır. Öyle mi? Evet. Tabii bir daha söylüyorum. Az yemek, az uyumak. Allah Resulü hadisiyle nefsaniyet gençsiniz. Siz rahatsız ettiği zaman oruç tutun diyor. Bedene indirilen darbe. Tamam. Sağlık tutun diyor. Şimdi arkadaşlar dinimizde az yemek, az uyumayı nefse indirilen darbe diye geçiyor. Oysa bu darbe cesedidir. Az yemek cesededir, az uyumak cesededir. Ruhu kurtarmaktır onun elinde. O zaman A eşittir B ise B eşittir C'dir. Sırrınca nefis nedir bu denklemde? Nefis bedeni meydana getiren, cesedin alt veri tabanı olan hissiyatın hulasasına verilen isimdir. Nefis, bedeni meydana getiren hissiyatlar var. Yani eşittir mc kare, maddenin arkasında enerji var. Yani buz, su ama buz kabul edin. Buz, buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama kuarttır. Enerjidir, esirdir, aynı yerdeyiz. Esirdir. Maddi hayattır. Nur-u Muhammedidir. Ve esmadır, sıfattır. Şuna aynı yer değil. İşte mertebe 70 bin perde bu. Gibi. Bu da. Yani buzdan maksat cesettir. Hissiyattan maksat sudur. Bugün şey tespit buldum bir şey. Çok antika bir şey buldum. Dağ usta şeyi kıyas ediyor, nispet ediyor kalbe. Dereyi, vehim, okyanusu, ruh, kuyu nefis, kalple ruh arasında bağı vehim bağlıyormuş. Yani istersen toprak, taş toprak taşıyor, istersen yani ikisi arasında bağ kurar. Eğer o vehim ifrat ve tefritten çıktı mı, vasattan çıktı mı, işte bela oluyor. Bütün hastalıkların veri tabanı. Ben eskide diyordum ki, emniyetsiz vehmine kıymet verme. Usta Sabri kardeş diyor. Hastalıkların tamamı vehim. Bütün hastalıkların devamı imanınızı arttırınız gibi. Hep böyle Allah Allah. Veya huruf-u mukatta bir şey anlatacağım da. Huruf-u mukatta 32 latif nükteler. Hep sayfadan söylüyorum. Kitap okumayı anlıyor. Huruf-u mukatta maddi ilaçlardan daha tesirazimdir. 258 sözlerde bu maddi ve manevi hastalıklarınız için diyor şey kullanın diyor. Tısmat-ı Kur'aniye. 258, tısmat-ı Kur'aniye. Bu bizim lügat manası değil, tısmat başka. Hem taşımak, hem okumak, hem şey. Niye biliyor musunuz? Mesela, vehim ne yapar? Bu manada kullanacağım. Şimdi, bedende ateş arttı. Sebebi, sinir sistemi çalıştı. Sinir. Şaptı. Yani ateşin, hararetin temeli sinir sistemidir. Sinir sistemi, tamam, doktorlar buraya kadar tedavi ediyor. Sinire ilaç veriyor. Bunun veri alt, veri tabanına dokunmadığı için bu devam eder. İlaç da devamlı devam eder. Ama veri tabanına inerse bir adam veya doktor, bunun çaresi o. Sinirin alt veri tabanı nedir biliyor musun? Tarihinde vehimdir.
beyin kontrol edilirse sinir ortadan kalkar. Sinir kalkınca bu tansiyonda epilepsi vesaire kalır. Yani ustad diyor ki o beynin hastalığın ilacı tılsımat-ı Kur'aniyedir, hurufat-ı mukatta'dır, iman nurudur. İmandan başka beyni kontrol edilemez. Edilemez kardeşim. Beyin dersi yapacağız ya. Yani alt veri tabanına iniyorum. Yani şimdi nefis nedir arkadaşlar? Nefis, bedeni, meydana giden hissiyatlar var. Ben de size arkadaşlar böyle şöyle bir tencere düşünün. Ocağa koyun, su koyun. Tamam, kaynayın. Memdusun kaynayan akışlar diyor hayat bahsinde, sözlerde, pencerede, 30. pencerede. Bütün hissiyatlar var ya, hissiyatları topla, karıştır. Buzdolabına koy, donsun. Buhar halindeydi, donsun. Bana döndü bir vakit cesim. Hissiyatıma dokundu demeyin. Ha, demek ki tanıyalım. Oruç hissiyata, bedene, yani hissiyatın vücud haricisine. Yani ceset odundur, hissiyat içerisindeki enerjidir, alevdir. Asabilik de onun içindeki sıcaklıktır. Yani mülk melekütü böyle anlayın. Mülk ağaçtır, melekût odun içidir. Mülk buzdur, melekût elektrondur. Sudur gibi. Ha, cesedi anladık mı? Sormak istediğiniz var mı? Ceset, ceset bu. Ceset hissiyatların donmuş halidir. Bütün hissiyatlar hulasa ettik, buzdolabına koyduk, donduk, donmuş. Kutsi bir mabet. Ruhaynukul, runik, kıyama kattı, salata kattı, salata kıyam eder. En kutsi mabet cesettir. Eğer bir ruh cesette kıyama kalkarsa, salatla kıyama kalkarsa, bu ceset arzda namaz kılar. Şimdi bu cesedi adam gibi adam edeceğiz oruçla. Sonra sağ kulağına oruç tutturacağız. Gözüne tutturacağız. Tamam. Şimdi hastalık nedir? Ceset binaydı. Duvar bir taraf yıkıl. Lan bir taraf, öteki tarafa geç. Yani cesedi emniyet verme, ihtimam verme. Mesela onun şeyi şu. Ceset, içinde oturan ve düşünen insan. Üçü farklı ya, bak şimdi. Sigara içen adam iki saat duramıyor. Ramazan'da nasıl duruyor? Çünkü sigara bedensel bir ihtiyaçtır. Yani nefsin, bedenin. Bu adam oruç tuttuğu zaman imanı var ya, imanı. İmanı hepsinden hisse alıyor. Siyamdan da alıyor, samdan da alıyor. Ne kadar bedeli dahi olsa siyamdan alıyor, itikat. Harama dikkat ediyor. Televizyona falan, internete daha dikkat ediyor. Sokağa, kabreye falan. Herkes samdan da hisse alıyor. Arkadaşlar, bunu çok mühim. Ceset, sigara içer. Duramaz da Ramazan'a nasıl duruyor? Bu benim tespitim. Doğru veya yanlış. Oruç tutan adam cesetten sıyrılıyor. Geçiyor duygulara, sağma. Biraz daha hissesi varsa siyama, bu sefer bedeni bloke ediyor. Beden konuşamıyor. Onun için Ramazan'da şey. Çünkü itikat ruha komut veriyor. Bu adam Müslümandır, oruç tutacaktır. Ruha. Ruh, akla komut veriyor. Akıl, hayata komut veriyor. Hayat duygulara, duygular hisse, his bedene, dur diyor. Şimdi bak ne oluyor şimdi? Şeytanlar tutuluyor diyor ya, hep dolduruyorum tabiri. Sigara içtiğiniz zaman ısı çıkıyor, duman çıkıyor, nur da çıkıyor. Odun yaktığınız zaman diyor Allah Resulü, duman çıkar, örten, gizleyen. Nur çıkan, açığa açıklayan nur değil mi? Işık. Isı çıkar, kül çıkar. Dumandan cinler beslenir. Şeytan ateştendir. Isıdan şeytan beslenir. Nur
melekler beslenir. Kül topraktır, insan. Şimdi sigaraya muhtela olan cinler ve şeytanlar tahrik ediyor kulağına. İç, iç onu, içmelisin. İç, iç, içmen lazım. Mümkün değil. Bütün marketlerde sesin üzerine seslendiriliyor ya, müziklerin üzerine. Al, onu duymuyoruz ufak sesi. Müziğin içine koymuşlar, sen duymuyorsun, şunun altına gidiyor. Al, al, almalısın, alman lazım, al, al, almalısın. İhtiyacın var, 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 var. Almalısın, 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 al. Onu sen duymuyorsun. Sen sırf kulağına gelen dalgayı, oysa onun üzerine ikinci bir ses bindirilmiş. O şunun altına gidiyor. Onun için bir kalem almaya gidiyorsun, 100 lirayla zor çıkıyorsun. Orada diyorsa ne olacak abi? Yani sordun da, kartlarla helak olmuşlar. Şimdi, nerede geçti? Sağ. Ha, yani cesedi adam oruç tutarken arkasına geçtiği için Allah'ın hikmeti ya, sigarasız duramıyordum, şu Ramazan'ın kerametine bak diyor, bak şimdi cesetti ya ceset. Ya nasıl? Adam geçmiş, haberi yok, sağma geçmiş. Oruçlar sağma geçmiş. Oruç tutan, oruçta ise dayanamaz, bozar. Tutamıyorum çünkü oruçtadır, bedendedir. Ama oruç tutan sağma geçerse rahat ediyor. Biraz da itikadı şartı, siyama geçti mi artık onun lezzeti şey olmaz. Şimdi biraz daha şurada devam edeyim, ondan sonra senin notlarını alacağım. Varsa ekleyeceğin şey yap. Şimdi binaenaleyh ağzına ve burnuna burayı atlıyorum. Şu kısaca şey yapayım size, topladım burayı da. Oruç şehveti kırar, hevai nefsi mağlup eder, azgınlıktan, fahşadan men eyler. Kişi iki deli için koşar, karnı ve perci için. Oruç bunları kapatır. Yani karnı ve perci için, tenasul üzüğü için. İmam Azam bir sözü var. Direni kontrol edemeyen, onun hasılatıyla çıkanları kontrol edemez. Haram helalı bilemeyen içeriye bir sokanı, o hazmedildikten sonra hangi organdan ne çıkıyorsa onu kontrol edemez. Gireni kontrol eden, çıkanı kontrol eder. İki deliğine hakim olan oruç da oluyor. İnsanın insanlığı da bunlara hakim olmasındandır. Oruç ise ilk evvel bu ikisini kırar, tadil eder. Bunları kapatır. Ne yapar? İtikad da kapatır. İnsan aç duramaz. İlle başka bir veri tabanından destek alacak. Zaten Allah'ın da ispatıdır. Yani ben iki saat Allah'ın hikmeti ya, sigarası duramıyorum, Ramazan'da nasıl duruyorum? İmanını gösteriyor. İmanını kutsiyeti, varlığını gösteriyor. İnsanın insanlığı da bunlar hakim olmasındandır. O suretteki de oruç tutmayan insanlar şehvetlerinin önünde bir oyuncak gibi yuvarlanıp kıvrandıkları ve aklı iradelerine sahip olmayarak gelişi güzel masiye sürüklendikleri halde oruç tutanlar bilakis bunlara hakim olurlar. Kendini zapt etmesini ve nefsini de lüzumuna göre kullanmasını bilir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz nefisleri azgın olanlar hakkında oruç tutsunlar buyurdular. Buhari hadisi o. Oruç tutmaya sabretmesini bilmez. İktisad ve nefsanesini gözetmez. Hele refah içinde yaşayanlar hiç oruçla tutmazlarsa bütün hürriyetlerini, şehvetlerini kaptırırlar. Zannederler ki ben hürüm, oysa mahkum olur. Bedene hapsolmuş. Ruhu, hayatı, hissiyatı, beden. Hep bedenle yaşıyor. Beden neyse o. Oysa köledirler bunlar. Köleleştirilmiştir. Haram helal seçemezler. Hatta vicdanları da isteme isteme rezaletlere atılırlar. Oruç ateşten kuruyan bir kalkandır. Buhari hadisi Sam 2'de geçiyor. Orucun bu veciyle bedene mukavemet, metanet, iktisad-ı nefsane bahşeden bir takım fevaid-i cismane ve ruhanesi, hayatın ve insanlığın tadını tattıran, yani hayatın lezzetleri, hayatın haramları içindedir. Unutmayın bunu. Hayatın lezzeti, hayatların hayırları içinde olan hayır. Haram yapmaların içindedir. Çünkü her şey bolca eline geçenin o kendisi kendisini yok eder. Onu gösteren, onun zıttı olan haramlardır. Onun lezzetini arttırır.
Mesela güneşin ortasında olan bir meleğe Allah'a şükret, baksana hiç ışık kesilmiyor, soğukta kalmıyorsun, karanlık. Nurun içinde olduğu halde nuru bilemez. Çünkü karanlığı bilmiyor. Hayatın insanın tadını tattırır, fukaranın ahvalini hissettiren, içtimai ve ahlakı menafi hanesinesini bulunmakla beraber bunların hepsi birer faide olup illet ve hikmeti vücut değiller. Oruç asıl hikmeti vücubu emri ilahiye inkıyat ile zevk-i budiyeti kalkmak. Bu çok önemli. Yani kimin emrine itaat ediyorum? Ruh asarı riyadan takdir eder. Yani farzla da riya olmaz. Toplumsal bir ibadet olduğu için toplumsal bir uyum sağlar. Riyadan azade olur. Toplumsal bir ubudiyettir. Toplumsal bir kaynaşmadır. Toplumu tek hareketi getirendir. Yani onun dışında toplumu tek hareketi getirecek ya hareket gösterin bana. Mümkün mü beşeriyet için? Kuvve-i ihlası arttırır. İhlası arttırır arkadaşlar. Kimse riya için oruç tutmaz. Olmaz. Yani hele 17-18 saat. Kendini bizzat vikayı ilahi tevdi etmek için mücadele-i nefs neylemektir. Yani Allah'a teslim olmayı, iman tevhidi, tevhid teslimi, tevhid, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül sadece dalin temin eder. Yani teslimiyet şeyini yükseltir, vehime iyice çakar. Öyle. Nitekim Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah bir hadisi kutside oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Buhari hadisi 9'da sağlık şeyde geçiyor. Şurayı da bitireyim. Hastalardan. Ondan sonra dün şey demiştik. Orucun burada şeyini de anlatıyor, bitti. 3 gün orucun en zoru cesedi, hayati siyam. Orucun en zoru konuşmama orucudur. Dün konuşmuştuk. Hangi peygamberdi? Zekeriya aleyhisselam. Meryem suresinde geçiyor. Geçiyor. Meryem'de geçiyor. Zekeriya aleyhisselam. Burada da var. Burada Meryem 9 muydu neydi? Çocuğu olmuyordu. Evet, 3 gün oruç tutmasını. Nasıl? Şöyle oruç ama. 3 gün konuşmayacaksın. Konuştuğun anda bozuluyor, yeniden başlayacaksın. Hadi yaptır göreyim. 3 gün riyazet oruçları var mesela, vücut toksinleri temizlemek için 10 gün de var. Rahatça yaparsınız ama 3 gün pek yapamazsınız bu oruç yani. Konuşmama orucu. Bunu nerede kullanılıyor ona girmeyeceğim. Çocuğu olmayanlar için kullanılıyor. Zekeriya aleyhisselamın biliyorsunuz çocuğu 90 bir işarettir abi ya, onu zor koysun. Öyle mi? Hadi girmiyor. Acaba benim anladığım kadar tam şey. Yani sadece çocuk değil de. Değil mi? Sen hangi bir ima kelime söylüyorsun? Yani abi sadece dedim ki oradan susmaktı da işte aklına hayaline bir şeyler gelmemesi veya da kalbine, ruhuna susmakla beraber yani. Onlar da en zor o zahide de. Şimdi bir tanesi şu. Konuşmamak imkansızdır ama konuşmamak bir şart. Hayır. İçsel konuşmayı becerisini arttırıyor. İçsel konuşmayı. Zamansız ve mekansızlığı şey yapıyor. Varsın ya, yani mesela orada zahir sebep de şu çocuk olmayanlara nedir işte bakarlar orada. Çocuk. Erkek çocuk. Muhammed suresiyle alakalı da var. Bu konuşmamak, laf ifade etmemek, kelama dönüştürmemek, konuşmak devam ediyor. Adeta seyret. Allah Allah. Bir bilsen ya neler oluyor. Ben dağda oldu ya, şu dağda. Bazıları diyor, abi bunları niye söylüyorsun? Kardeşim ben şahit oldum, tanık olduğum şeyler yani. Mesela dağda kimse yok. Radardan daha yüksekte, tepedeyim. Zaten bir çattılar, bir çattım ya, bir çöktüm ya, şeyde, böyle olmayacak kanala girdim. Olmayacak kanala girdim tefekkür, olmaması lazım. Yani şu ya, ya dedim daha hiç kimse yok. Zifiri karanlık, ay yok. Köyden bir saat uzak. Sipsiyah. Çakal sesleri geliyordu, ayılar var.
askeri radardan da yükseltti. Tamamen bir kabir, sema, dağların tepesinde kimse yok. İkinci gün, üçüncü gün. Bir düşünce aldı, bir parçasını söylüyor. Allah kimse başını vermesin. İmansızlık nasıl bir şey dedim ya. Şu anda ne yapacaktım ben iman yoksa? Oradan girdim. İmansızlığa demek ki nasıl şey yaptımsa, orada felç seviyesinde vücudum çöktü. Baktım ki başka şeyler, yani imansızlık o kadar kötü ki, şu ancak şu cümleyi rica edeyim. Allah ne kadar kıymetliyse, imansızlık o kadar, onun zıttı kadar şerdir. Anladın cümleyi? Allah ne kadar kıymetliyse, Allah neyse, zıttı imansızlık. Bunu daha izah edemem. Bu sefer yalnız kendime biraz geldiğim zaman her tarafım özür dilerim. Şallarım bile ipislak olmuş. Ve düşmüşüm. Ateş atmış. Yükselmiş her taraf. İpislak olmuşum. Ağlıyorum yani. Ondan sonra gerek yok. Böyle, İmam bir geldi. Zaten vardı. Bir İmam dedim. İmam böyle. O zaman böyle gözümün bu taraf tam önüne değil, buraya da değil, gözümü tanıyor. Sol tarafımda, sol tarafa 30 derece solda öyle bir nokta ki nokta yok. Nokta, mekan gibi. Ama öyle bir nur saçıyor ki, hani gözüm kapalı olduğu halde böyle yapıyorum. Yani başka bir şey gözle gör. Yani Temmuz Ağustos'ta güneşe bakılmıyor ya böyle. Hani sema. Şöyle öyle bir nur, oraya ama gözüm kapalı olduğu halde böyle yapıyorum. Böyle yanlama baka o an var ya benim o korkunç kuyu gibi. Ondan sonra bir bağırdı. Adam al. İki rekat çıkın namazı. İman ne yapacak? Yeter bak. İman içerisi Allah olduğunu anlar. Orada suçluğa diyerek Zekeriya Aleyhisselam'a bunu mu fark etmesin? Yani bu içsel bir alem var ya. Seyir. O miracıdır be kardeşim. Zekeriya Aleyhisselam miracı o ya. Nur miracı. Tufanda. İbrahim miracı. Ateşte. Miraç ya. Miraç. Miraç böyle. Haletlerden haleti. Ama istenmemesi lazım. Ya Rabbi makam istiyorum demeyin. Çünkü amelimiz muvaffak değil. Bu sefer bela veriyor. Çünkü kantar düşünün böyle. Kantar düşünün dengeli. Taşlar dolu. Bu kantarın yükseğe çıkması için ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Yükselmek için taş koyamıyorsun. Sebap yok. İstediğin makama varman için sebap yok ama dayandın. Yapma be Hasan. Ya Rabbi bunu ver Muhammed'in hatırına. Deme kardeşim. İyi bir bak o şeyi söyle. Amelin yetmiyor. Bu sefer üzerine taş alması lazım. Yani günaha kalkması lazım. Günaha kalkması için günah yok eden şey var. Binamin. Bela. Bela istiyorsun. Ya Rabbi sabır ver. Niye istiyorsun kardeşim ya sabır? Bela mı istiyorsun ki? Çünkü sabır belanla kalbinde geliyor. Beraber için değil. Yani bela aynı. Düştüğün yerde kalkacaksın. Bela vereni bulursa hatayla. Belanın içindedir sabır. Yorumlama. Kardeşim. Hani diyoruz ya Rabbi hakikati Muhammed'i de inkişaf ettirerek mahiyeti Muhammed'i fenay mutlakamadır ile işte deme fark kardeşim. Ben çıkıveriyorum. Çok iyiyim elhamdülillah. Şanslı şükürler olsa ama yani peki nedir? O içsel miraç yaptırıyor. Ya ne yapayım biliyor musun? Çocuğu da olmayan vesaire. Geçiyor cesedi. Cesit değiştiriyor. Eşyanın arkasına geçiyorsun. Çekirdeğe ne diyorlar? Şehit diyorlar ya. Değiştiriyorlar çekirdeğin içini. İçinde işte ağaç genleriyle oynuyor. Yani ağaç, odun, enerji. Enerji, genetik, arkası. Eğer bedensel bir sorunun varsa, çocuğun olmuyor, bilmem ne yapıyor, uykun gelir, şu. Ya bedendesin, sığ, geç arkaya, beden istediği gibi değiştir. Şu anda da olabilir mi öyle bir şey? Tabii ya, ne olmasın? Bedeni değiştiriyorsun. Allah Allah, acayip bir şey. Ateş atmış tansiyon, istediğin anda tak tedbibe indiriyorsun. Öyle. Mesela bir tanesini söyleyeyim sana, bir tane şeyi, vehmi olanlar için.
kötü hissediyorum, şey yapıyorum falan, tamam mı çömbemen kedici. Kardeşim bu sesimi duyuyorsan kulak ver bak. Kendimi çok kötü hissediyorum, gözünü kapat. En huzurlu olduğun yer neresi? Odan veya derse giden, herkes derse gider de bir yerde oturur. Yani herkesin bir dershanede, nefes aldığı dershanesi var, oturduğu. Mesela ben şöyle yapayım. Benim en çok zevk aldığım, en çok zevk aldığım yer, odamın seccadım açık ya. Seccadım açık biliyor. O. Ben o anda ateş yukarı mesela, beyin geldi. En lezzet aldığım odama gittim ve seccademe, o namaz halime geçtim. Oraya kilitlendim. Allah'a, Kur'an'a yemin ederim ki hiçbir şey kalmadı. O med hayal değil. O dosya var ya depo, zihin deposunda arşivler var. Onun için kelamda iksir var. Kelam bir kelam, kelimenin içinde bir tanesi seni maziye götürür. Onun için şarkı türküler söylenen bıçaklanıyor, intihar ediyor. Adam jilet atıyor. Çünkü kelamın içerisinde o adam o müziği söylerken jiletler falan var, oraya götürüyor. Ben ne yaptım? Şimdi benim en huzurlu olduğum neresiydi? Namaz. Ben namazdan daha ileri zevk kaldığım bir dünyam yok. Benim bu yaşta zevk ettiğim zevkler içinde namazdan daha ileri zevk kaldığım bir de Kur'an'ım var ikinci sırada. Üçüncü Risale-i Nur'dur. Allah'a yani müşahir olduğu için bunda riya giremez. Farzlar olduğu için farzlar riya girmez. Kur'an'a yemin ederim ki her an olmuyor ama her zaman lezzet namaz daha sonra oluyor da bazen lezzet oluyor şu çaydır. Sudan daha lezzet aldığım namazlarım oluyor. Şükürler olsun. Vallahi çok lezzet alıyorum. O işte ne anlatmaya çalışıyorum? Vehim sizi aldı götürdüğü zaman kötü hissediyorum. Şeyim ben falan, evam falan, korku falan geldiği zaman hemen gözümü kapar. En lezzetli mehal, mahal nereydi? Mahal, odam. Ne yapıyor, ne yaparken lezzet alıyor? Geç oraya. O zihin deposunda o arşiv çıkıyor. Oraya geçince bak oraya. Seyret namaz kılmanı. Onlar aynen yaşıyorsun. Film geri geliyor. O lezzet geliyor. Bedenden sıyrıyor bir keresi. Bedenin arkasına geçiyorsun. Beden değişiyor. Çünkü vehim bedenseldir. Sinirleri birbirine çatıştırmaz. Böyleydi. Sinir atlıyordu. Böyle yaptı. Boşluğa giriyor. Çı 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 havada. Bak kabloları düşünün. 10 tane kablo. Hani öyle birbirine çat, şey yapsan. Çı 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 çı. O zaman şekil oluşuyor. Vehimle oluşanlar. Onun için bak bağla. Bağla buraya. Hiç çıt çıt olmaz. Ha işte beyin sinir sistemini dengesini bozuyor. Dengesini bozunca böyle şekiller gözüküyor. Adam geliyor, bilmem ne geliyor. Bak paltolu adam, kasketli adam gördüm. Beni şey yapacak, ölüyorum. Korkuyorum, uçak düşüyor işte falan. Hep bu kanal bulamayan enerjiden hasıl olan bir odadaki şekil. Hiçbir manası yok. Kalk ne yapacaksın? Geç arkaya. En huzurlu olduğun yerin neresi? Oraya. Yaşa orayı. Yaşa, o an yaşa. Ondan sonra hemen aç Kur'an'ını. Beyinlerde ver tarım. En çok beyin de gelmemesi için ustad ne yapmış? Kur'an'da toplamış. Hangi ayetleri okuyalım dersen. Hizbul Kur'an. Ustad diyor ki Hizbul Kur'an'da okuyan da beyin şeyleri gelir. Yalancı vehim diyor bir yerde. Evet. Yani en eksi diyor. Yalancı ya. Ben onları vehim toplarım. Neyse. Şimdi arkadaşlar sam, oruç, siyamı falan şey yaptık. Şimdi ne kadar oldu? Ya, şurada bir nokta var bende. Mesela o ilmahı diyor ki. Daha var. Oruç kelimesinin Arapçası. Yani oruç, cismati bakı dedik ya. Hani mesela diyor, kalp oruğunun dereceye hayatına çık diyor. Şimdi orucun kelimesinin Arapçası siyam ve samdır. İçerisi. Evet. Nefsi tutmak yerine siyam sürüyse savmın çoğu olarak kullanılır. Şimdi buradan şuraya geldi şu noktada. Heh. Mesela Barla'nın arkasında Risale-i Nur fıkıh ekberdir diyor. Bu fıkhi tabiri bu. Üstad ise itikadi ve şey tarifini izah ediyor. Aslında hicretten 300 sene sonra 300 seneye kadar itikat ilimlerine fıkıh denilirdi. Fıkıh ekber itikattır, amel yok. 300 sene sonra fıkıh amel denmiş, amele denmiş. Tamam mı? Aslı almış. İşte buradaki bu üstadın Ramazan-ı Şerif'e dair risalesi itikadi noktadan oruç, sanmış. Fıkıh işte bu. Bu aslını almış. Aslını almış. Buna nasıl bakılacak yani Ramazan-ı Şerif'teki bu üç tabire? Heh.
Ha, onun için ey insanlar, ey arkadaşlar, ey Hasan, sam, siyam, oruç hepsi aynı değil. Değil ha. Aynı değil, lugat şeyde de vardı. Bu neydi? Ha, Ömer Nasuhi'nin de şöyle diyor. Oruç kelimesinin Arapçası siyam ve sam'dır ki, yani içeriği boşaltıyor. Bu şeyi düşün, elma, yar içerisini. Bunun adı nedir? Oruç. Ne var içinde ya? Yar. Sam ve siyam varmış. Ondan sonra, Arapçası siyam ve sam'dır ki, nefsi tutmak birincisidir ve engellemek manasındadır. Siyam sözü, sam'ın çoğulu da kullanılır. Sıraya koymuş yani. Öyle değil. Şimdi bir orucu tutuyoruz ya abi. Evet. Orucun burada çok hikmetleri, hani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, insan hayat istimaliyetine, şahsiyetine, nefsin terbiyesine, niyam ilahi kısmına bakan hikmetleri var. Şimdi rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden biri şudur ki, oruç tutulur, evet. Sav yaşanır, siyam zevklenir. Oruç tutulur, tut. Tuttum. Orucu tutulur. Sam yaşanır. Siyam lezzetlenir. Lezzet-i ruhaniyedir. O yerimiz mektubun başında dediği gibi. Marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Evet. Bir şimdi burada oruçtan mantıran cevabı orucu tutturuyor ya. He. Tut diyor ki, niye tutturuyorsun? Aczine ve fakrını anlattırmak istiyor sana. Evet. Şey, Murat, tut. Tuttum abi. Ha, Allah ip attı. Bağ kurduk mu? Evet, ben bir geri çekmedim. Bağ kurduk mu? Atmalar başlıyor. İşte normalde, şimdi geri okuyacağız, ileride geçer abi. Şimdi Ramazan'dan, Ramazan'ın, yani orucun ifade etmiş olduğu bu az ve fark hakikatine günün beş vakti namaz ile ve her anda besmele ile yakalanabiliyor. Az ve fark. Evet. Namazla. Ama Kur'an'ın muhatabının ekserisi avam olduğundan dolayı hiç olmazsa 365 günün 30 günü bu manayı şey yaptı. Ama çok antika. Az ve farklı namazla günde 5 defa oruçta tümünü, orucun günün tümünü kurtarıyor. Evet. Ama bunu Müslümanlar 5 defa yakalayabiliyor. En azı bir de ad ve fark. Erken zaman ve mekana sığabiliyor onu. Ama herkes namaz yapamadığı için, yapmadığı için. Oruç şahin olduğu için mecbur oluyor. En azından oruç da taktırıyor dedim. Evet, çok doğru. Çünkü insanın mesela dünyada Cenab-ı Hakk'a ifade edebileceğin meslek esası var ya, az fark, şefkat, tefekkür. Bununla hakiki insan olmanı diyor. Evet. Yani bunu ya. Normalde ehli iman tam açlığı hissetmediği için 11 ay gösteremiyor. Yani bedensel bir şey, bir sürü şeyler diyebiliriz dün dedik onları. Evet. Onlara gerek yok. Şimdi istersen şeye kadar gelelim, ikinciye kadar kapatalım. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk etti. Ve bütün envai nimeti o sofrada min haytü la yehtesif bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini. Bir dakika, tahmin etmediği minayesi dayısı var bak. Ummadığı bir vakitte. Bak, tahmin etmediği yerden, ummadığı yerden, beklemediği ve hesaba katmadığı yer ve zamandan. Evet, devam. Dizdiği şekilde kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. O vaziyetle kemal-i rububiyetini. Peki niye rububiyet dedi Murat? Sen ne anlıyorsun burada rububiyet? Cenab-ı Hak şu üç tane hakikati ben şu noktadan bakmıştım. Ne? Şimdi Cenab-ı Hak bunlar soyut kavramlar. Rububiyet, tamam. Rahmaniyet bunları. Üç tane burada rububiyet, rahmaniyet, rahimiyet. Heh. Bunu somut kavramlarla beraber insana kalp ve ruhuna yerleştirmek istiyor. Şimdi şunu mesela şu ifadeyi külliyattan başka bir yerde baktığımız zaman birinci sözde Besmele'nin altı sırrını anlatırken kainat simasında, küreyat simasında, insan simasında. Şimdi rahimiyet insana bakıyor, rahmaniyet küreyarza bakıyor, rububiyet de kainata bakıyor.
işte bu manayı ifade ettirebilmek için şu manayı göremiyor. O bütün insan, kainat, küreyaz bir bütün. Yani birbirinden ayrılamaz. O vaziyeti bu şekilde ifade ediyor sofralı dizmekle beraber. Ve insan da cem etmiş. Evet. İnsan buna ayna olmuş. Ve insan buna bunda gösteriliyor. Yani bu üç hakikat insanla gösteriliyor. Sofra dizmiş. Sonra çok güzel. Bir daha bir noktaya nazarında dokuzuncu sözün baş tarafı. Ne var? İnkılap, tasarruf ve ihsan diyor. İnkılap, tasarruf, ihsan. Bu üçü de gene birine bakıyor. Yani bu bir haritada çizilebilir aslında belki. Evet, evet. O birinci söz, dokuzuncu baş tarafı, oruç. Yani birbirinden ayrılmaz bir bütün. Aslında hani o 15. mektupta da diyor ki, kader gecesine geçmek için iki yol var diyor. Birincisi, bekliyorsun 365 gün, anca yakalarsan o da kaçar diyor. Birisi de her an zaten kader gecesi var. Değil mi abi orada 15. mektupta? Yani kader gecesine geçmek için bir dahaki kader gecesini beklemiyorsun. Bak. Şimdi Gelani kontrol etmeye çalışıyorum. Belirli miktar şey yaptı. Gelani tavuğuydu. Kime dedi ki kum bizlerle kalktı değil mi? Bu mümkündür. Bak. 365 gün bir anda da geçebiliyorsun. Şimdi bir misal vereyim. Mülk ve melekut. Yanlış anlaşılmasın da. Mülk cihetini söylüyorum. İlim anlatılıyor, biz ilim alıyoruz. İlim öğreniliyor. Bu mülk, melekut da böyle bir şey yok. İlim öğreniliyor. Ben kainatın çekirdeğiyim. Yani ağaçta ne varsa çekirdek yok mu? Kainatta ne varsa İnsanda var mı? Zaten bende çekirdek olarak var. İlim alarak ben ilim almıyorum. Batını uyandırıyorum. Bu uyanıyor. Bende var zaten. Bende zaten var. Şimdi bende kim uyandırıyor? Üzerimi kaldırıyor. Battaniyeyi kaldırıyor. Buz. Su kaldır. Buzu kaldır. Suyu kaldır. H2O'yu kaldır. Elektronu kaldır, kuarkı kaldır, kuantumu kaldır, enerjiyi kaldır, esiri kaldır, madde hayatı kaldır, Nur Muhammed'i kaldır, üzerini kaldırıyor. Aynı hakikatın farklı zuhuratları, hakikat aynı. Arkadaşım, Geylani buzda tavuk yerken attı, su çıkar, su oradan. Yani Amerikalılar yapmış askere şöyle bir tane şey. Klimaya. Klima su atmıyor mu? Havayı, sıcak havaya su vermiyor mu? Ne alakası var suyla ya? Kardeşim sıcak hava soğuk peteklerden geçerse üzerindeki efendim oksijen, havadaki şeyleri dözer vesaire. O uzun iş. Suya dönüştürür. Kardeş burada hepsi var. Burada mazi, mustakbel hepsi burada. Kaldır bunu. Ölüm denir zaten bir şey yok. Küllü nefsiz harika demek. Yani ölümü tatmak var. Yani o oturan, binada oturan adam çekip gidiyor. Binadan gidince ölmüyor ki bileydi. Yani arkadaşlar burada var. Gelani o üzerini kaldırdı. Ha tavuğunu astı o. Pişmemiş hali. Zaten var. Yani burada da bu hakikat insanda var. Oruçla beraber onu uyandırıyor. Uyandırıyorsun. Niye? Bu halefetin havadis ya. O ona aynadarlık oluyorsun. Senin varlığına kainat kıyam buluyor. Senin varlığına devam ediyor. Ne demek yani? Kardeşim Cenab-ı Hak insanla değerlendiriyor. İnsansız kainat olur mu? Yani seninle devam ediyor. O demek Allah yapıyor da sana baktığı için. İnsan kainatın sanki kıvamı ve kıyamı. Kıvamı ve kıyamı. Yani öyle. Hatta bu sofraya dizdi diyor ya abi, sofraya dizmesi cihetiyle. Hatta bunu 10. sözde 4. şey hakikat, ismi Cevvat ve Cemil. Yani Cenab-ı Hakk'ın cömertliğinin de afiyetin varlığına delil olduğunu söylüyor. Yani şu sofraya dizmesi bile afiyetin varlığının delildir diyor. Evet. Çünkü
mesela hayata hiç uygun olmayan camit yerde bu kadar hayatın tereşuatı, batını, altkırı tabanı camit olur mu? Ondan sonra burası nimetlenme yeri değil, burası lezzetlenme yeri değil, hizmet yeridir. Bu kadar şey olursa yamuk yapak yeri ne olur? Nüminesi ya. Ya Rabbi burada tatmış olduğun nümineleri ve gölgelerin, aslıların ve menvallarını göster diyoruz. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyette ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Yani o olayın ifade ettiği hakikati, konuştuklarımızı Ramazan gösteriyor, oruç gösteriyor. Gösteremiyor, diğer haller gösteremiyor. Namaz gösterse de kısa bir dönem oldu. Yani aslında şöyle de bakılabilir belki abi. Yani kainat gösteriyor. İnsan gaflette olduğunu onu göremiyor. Oruçla o gafletten sıyrılmaya çalışıyor. Evet, bedensel tatillerde sıyrılıyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezel'in ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Şimdi bir şey değil. Şimdi daire bakalım mülk. Önümde bir sürü İmam Bayındır Müftü şaşırdı müezzin yayıldılar var. Tamam mı? Açıl. Niye yiyemiyorsun? Hani senindi? He? Tuhaf değil mi bu? Bak Allah anlayışları var. Bak Hristiyanların. Müslümanların diyorlarmış kalmaya da. Tuvalette gitti demiş. Tanrı orada ne iş var? Tanrı o pis yere gidiyor. Yani abi ne diyelim de dedi bize. De ki ona dedim. Tuvalete güneş vuruyor mu? Yani oraya tuvalete girerse Tanrı kirlenir. Dedi. Yani tuvaleti güneş vurunca, pisliğe vurunca güneş kirleniyor mu? Gitti söyledi. Çok şaşırmış. Yani Allah anlayışları. Şimdi sofrada yemekler var. Niye yiyorsun? Senin değil. Haram. Helal. Bakın bir de haram helal kavramının kaynağı da çıkıyor. Allah emreder helal olur. Ne yeder haram olur. Ye haram. Yemek haram. Biraz sonra helal. İstediğin kadar. Nasıl istediğin kadar? Misafir beni de davet ettin ya. Ben size zaten caiz değil o. Anladın. Misafirin yanında istediğin kadar yiyebiliyorsun. Mesuliyeti yok. Patlamamak şart değil. Yani bakın bu buyurunuz var ya evde. Buyurunuz çok tuhafıma gidiyor. Yani sofraya oturduğunuz zaman elin böyle. Topluyorlar da yani. Sanki karınca toplar gibi. Buyurunuz emrini bekler gibi. Peki orada bir tavrı bu diye çıkıyor. Meleği Allah'dan seyrediyorlar. Allah gösteriyor. Allah gösteriyor. İftihar ediyor. Bunları söylediğim zaman zahir hapsolanlar ya abi ya Allah mekandan maddeden münezzehtir. Ondan sonra münezzehtir. Ya kardeşim hadisi kutsi de diyor ki Musa aleyhisselam. Ya Musa ben hasta oldum. Beni niye ziyaret etmedin? Ya Rabbi sen hasta olur musun? İşte beni seven, fena bulan, kulumun gözü olurum, eli olurum hatırladınız mı? Evet. Ha yani o kadar Allah tenezzülat ediyor ki, o kadar kullarıyla zuhurat oluyor ki, artık fenaya mazhar olmuş adam, adeta Allah adına hareket ettiği için Cenab-ı Hak kendisini o kadar yakın hissettiriyor. Bak beni niye ziyaret ettin? Beni. Mesela adama iyilik yapıyorsun ve Allah'a sevap yazıyor. Allah'a mı yaptın ki yazıyor? Şimdi burada bir tavr-ı budiyet var. Yani mükemmel bir bütün küre-i arzı bir ordu yapmış. Herkes saatten farklı ama saat aynı. Akşam. Dünyanın küresi melekler, ruhaniyet, alemiz, etmeli yağına seyrediyor. Kimse yiyemiyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir şey mi okuyacağım? Yani lemalarda söylüyor ki fikren arşa çıkan celaletine ruhuna gelir diyebilir. Kulağını aç herkesten işittiğin sözleri
fıtri fanaratlar gibi Cenab-ı Hakk'a işitebilir. Nerede? Sayfa bir söyle bakayım. 273. 273, dur bakalım dur. Şimdi bu buyurun buyurun diye ya abi. Yani adam, ya beni rahatsız ediyorlar çok ya. Ha bu şey, tam ne, ha şurada ya. 273 lemalar, evet. Ben o şey için söyledim abi şimdi. Bak, fikren aşağı çıkan. Celalettin, ha söyle niçin dedi ya. Şimdi burada buyurunuz emrini bekliyorlar diyor ya. He. Yani bu sözü Cenab-ı Hak'tan insan duyabilir. Aferin bak. Bravo. Şu anda mükemmel bir şey, dersim acına en güzellerinin bir tanesi bu oldu. Benim istifade ettim. Ben ettim. Tabii daha önce ettiler de. Beraber müzakere ettik o. Ama bu ben böyle düşünmemiştim. Ben istifade ettim. İftar vaktindesin ya abi. He. Bu zaman bu karşısında... Bunu duyabilirsin. Duyabilir insan. Allah der ki sana, ezan, ezan gibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber'in içerisi... Falanca. Bana da bütçe gibi duyabilirsin diye ya abi. Allah'ın bütçeyi, ha. O şey değildi değil mi Mesnevi'de? Mesnevi'de abi. Kur'an okunurken üç şekilde o. Şeyde de söylüyorum. Bu Risale'nin de orta taraflarda söylüyor. Aa, Mesnevi'de, ooo. Bak, bu dakika. Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi. Kim diyecek Allah? Fikren aşağı çıkan Celaleddin Rumi gibi diyebilir. Kulağını aç. Demek adam çıkmış. Çıkmış yani. Herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Niye koymuş bunu? Görmediğimi, yaşamadığımı yazmadım diyor usta. Demek yani. Yoksa Celaleddin gibi bu dereceye yükseğe çıkamayan ve baştan aşağı kadar mevcudatı aynı şeklinde göremeyen adama kulak ver, herkesten kelamullah işitirsin desen manen aştan peşe sukut eder gibi hılap akılır. Yani bu ben değil tabii. Biz onun ifadesini, şu ezanı duyacağız. Ama ya belli olmaz aralarında. Kimler var? Direkt duyar. Böyle. Bir tane söyle demişti. Hastalanmış. Cizide dedi bana bunu. Ondan sonra. Sen birisi. Demiş. Ya Rabbi demiş. Bu ölü dua olur mu ya? Ya Rabbi. Beni niye bağırttın diyor. Benim bu, benim şeylerin bu ses serilere diyor. Ya benim şu aşağılık kullarına, mahluklarına bu diyor. Ya ya Rabbi beni niye bıraktın ya? Beni niye bıraktın ya? Beni niye bırakıyorsun? De, içimde bile bir ses duydum. Seni yükseltmek için. Ve onu sıkıntı. Böyle ki böyle tuhaf insanlar da var. Tabii diyorum ne diyor bu ya? Bak bunu atıp yapacağım aşağıya. Ha nerede biliyor musun bu? Mesnevi Nuriye'de geçiyormuş 140'ta. Atıf yapmışım. Mektubat 287. 287'de ne var ya? Hasan. Mektubat 287'de sevgili arkadaşlar. Lema. Neredeymiş biliyor musunuz? Demek faaliyetten gelen hareket cevabı. Kainattaki Allah'ın konuşmasıymış. Kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıymış. Mesnevi 140. Versenize bana bir. Uzattığımı biliyorum ama kusura bakmayın, güzel bir şey. Acele ettim, yıkılarız. 140. Atıflar var mı zaten? Kur'an-ı Kerim okunurken, istimaında, Kur'an-ı Kerim okunurken, dinleme makamında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde diyebilirsin. Bir, bak, ben hemen şey yapayım, uzun bu. Allah, Cebrail'e söylüyor. Aynı zamanda sırrı vahim feyzini de anlatıyorsunuz abi. Öyle mi? Sırrı vahim feyzi oluyor. Nasıl? Her şeyden şey yapabiliyorsun. Bu. Her şeyden duyuyorsun. Ha. Allah Cebrail'i anlatırken sen kenardan duyuyorsun gibi o. Cebrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylerken sen Peygamberle Cebrail arasındaki Kur'an'ı naklederken orada dinliyorsun. Allah Allah. Ondan sonra bir de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet kürsüsüne çıkmış ve sahabeleri anlatırken sen de camide otururken. Mesela burada diyor muyuz? Zahiren misin bir insan? Allah'ı görmüyor değil mi? Gözle evet. Görmüyorsun. Nasıl işiteceksin kelamını? Yani buna misaller abi, misaller geçiyor ya. Evet. Tobanın patlaması diyor veya kameranın tutulması diyor. Misal de böyle. Evet ya. Efendim o konuşmayı kendisi şey yapıyor. Canımın ciğerleri size. Ondan sonra buyurunu da çözdük. Ha. Buyurun demek ki mertebeymiş, teşbih değilmiş. Ha, duyabilirsin.
İbadet mi oluyor abi? He? O ibadet mi oluyor? Kıyam. He? İbadet mi oluyor? He, yani duruşun zirve yapmış işte. Öyle durmuşsun ki ses duyuyorsun. Bir daha bir enteresan bir şey var. Şimdi kürzatım çok az, bir iki tane yerinde geçiyor bu ifade de. Mesela diyor ki, acaba böyle ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? Bir tabiat risalesinde diyor işte, eşek muzaf eşek olsa. Namaz bahsinde de söylüyor. Ha bir de orta. Onlar nasıl bir insan olabilir adamı? He bak, bak bir de böyle. Çünkü artık tamamen sınır bunlar yani. Evet. Yani oruç arkadaşlar, İslamiyet'in, insanın sınırı. Hiçbir özür yokken bundan aşağı düşen değil. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmak. Bundan düştün düştün. İnsanın dünyaya gönderme gayesi değil abi. Halkı kendi tanımak değil. İnsan. Doğru olmadan tanıması mümkün değil. Oruç bu, namaz. Aslan abi bu rahimiyet, insaniyete bakar dedi ya. Rahimiyet ismi sadece müminlere rızık veriyordu. O zaman insaniyet olunca kafirler de giriyor. Girmiyor. Çünkü rahmaniyete girdi o. Çünkü insan ismine layık oldu. Oruç tutmaya insan... Bu birinci lükten sonraki ama, dediğim abi. Ama girmedi ama. Oruç tutmayan insana giremedi. İnsan olamadı ya. Rahimiyet insana bakıyor. Yani insana bakınca insan yükselmiş insana bakıyor. İnsan değil. Makluktur. Gübre fabrikası. Doldur boşalt. Gübre fabrikası olur. Mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Yatağa git, işe ve oku. Dikdörtgen. Yani insana bakıyor o daimi. İnsan olmuş olan, insan olan insana. İnsan adayına bakmıyor. Rahimiyet ise kafir mümin fark etmeden rızkını veren. Bir de burada insan abi mevzuyla alakalı lügat manasında kullanıyor insanı. Bizim bildiğimiz insandaki bu insandır bu. Evet. Yoksa buradaki hakim manadaki insan tarifi çok farklı. Çok farklı. Yani onu demek istediğim farklı. Sonra inşallah yarın şey yapalım. Ama şu anda manaları ezip çabuk geçtiğimizin farkında olun. Ama izah etmeyeceğiz. Neyi ezme? O şefkatli, haşmetli, külleti, rahmaniyete karşı bir, bu saatli, azametli, intizamlı bir ubudiyet. Nerede mesela bakılabilir abi? Evet. Ubudiyet, tavrı ubudiyet. Bak, üç tane şey diyor. Şefkata, bu saat, haşmete, azamet, külli rahmaniyete, intizamlı bir ubudiyet. Mukabele ediliyor. Bak, bu birbirlerine bakar. Anladın mı? Evet. Peki. Burada duruyoruz. İnşallah yarın buradan da alabiliriz biraz. Şu buyurunuzdan aşağıya ve ikinci nükte. Bugün niye biraz uzun sürdü? Bazı veri tabanlarını doldurduk onda. Bazı veri tabanlarının bilinmesi lazım. Yarın daha güzel gidecek. Ama insan zevk alıyor. Oruçta mıyız? Oruçta mıyız? Savda mıyız? Siyamda mıyız? Üçü de, hangi gün söyleyeyim bitiriyorum. Üçünü her an Müslüman yaşar. Ona düşer, ona yükselir. Yani sabit yok. Bazen oruçta mahkum olurdu ne okula. Bazen adam böyle bir derse katılır oruçluyken savma geçer. Yani haramdan kurtuldu. Gözünü kulağını falan harama şey yaptı mı savma geçiyor.